Türk milleti devreye girsin derken acaba buraya Türkiye ne yapabilir? Askeri olarak acaba orada bir varlık gösterebilir mi, göstermeli mi? Ne olur? Sayın Yakışıklı, sizinle başlayayım bu bölümde. Ankara'da ederim. Neler konuşuluyor? Hani plan ne? Evet. Yol haritası ne? Onu bize bir özetlemenizi isteyeyim. Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü lider sayısı 20'yi geçti belirttiğiniz gibi. Yani dünyayı bu konuda ayağa kaldıran tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin çabaları olmasaydı ki Mevlüt Çavuşoğlu hemen olayların başladığı ilk günlerde Suudi Arabistan ziyareti gerçekleştirdi. Orada bir ziyaret gerçekleştirdi. Tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan fazla ümit var değiliz. Ankara'da da bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçirme çabaları var ancak. İşte baktığınız zaman bugün Yemen'e insani yardımları göndermeyi engelleyen bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Tıpkı İsrail'in Filistin'e yardımları göndermesini engellediği gibi Birleşik Arap Emirlikleri de Yemen'e gönderilmesini engelliyor. Bunun yanında Suudi Arabistan'ın hemen dibindeki Yemen'den bahsediyoruz ki Libya'da Hafter hükümetini destekleyen de Suudi Arabistan'dı. Yani Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetine karşı olan darbeci Hafter'i Suudi Arabistan destekledi. Bu noktada Birleşik Arap İslam İşbirliği Teşkilatı noktasında tabii ki Türkiye burayı da harekete geçirmeye çalışacaktır. Ancak buradan bir karar çıkması, bir somut adım çıkması mümkün gözükmüyor. Benim gördüğüm olay şu, 73 yıllık bir mücadele var bu topraklarda ve 73 yılda hep kınamayla geçen bir süreçti. İlk kez 2021 yılıyla beraber somut adım atılmalı seslerinin çok yükseldiğini gördük. Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türk askeri gönderir mi, Türk askeri bölgeye gider mi diye baktığımız zaman halkta böyle bir beklenti oluştuğunu görüyoruz. Yani halk artık buradaki tek çözümün somut bir adım atılarak tıpkı Katar'da, biliyorsunuz Türkiye Katar'da darbeyi önlemişti birkaç sene öncesinde. Yani şu anda Katar devlet başkanı yaşamıyor olabilirdi eğer Türkiye oraya 100 asker göndermeseydi. 100 asker gönderince Katar'da darbe engellendi. Ancak burası farklı bir nokta. Siz burada bir koruma gücünden, Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir barış gücünden neden bahsediyorsunuz? Koruma yani asker derken hani Türk askeri mi gitsin oraya yoksa bir sistem mi? Konsorsiyum gitmek durumunda. Türkiye de bunu istiyor. Yani koruma gücü ve barış gücü. Türkiye bunu istiyor. Ankara'nın yol haritasında bu var diyorsunuz. Bu var. Konsorsiyum kurulması. Yani konsorsiyum derken işte Birleşmiş Milletler 193 üye ülkesi var. Fakat 15 üyeli bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var. 15 üyeli. Bunun 5 üyesi daimi, 10 üyesi de her 2 yılda bir değişiyor. Evet. Türkiye de bir ara Güvenlik Konseyi üyesiydi. Dünya 5'ten büyüktür'ün 5'i burada işte. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye, o İngiltere, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık dediğimiz İngiltere'nin ve Çin'in oluşturduğu o 5'li yapı. Dünya 5'ten büyüktür diye Manhattan'daki BM binasında Erdoğan'ın konuştuğu ülkeler bunlardı işte. Evet. Bu 5 üye ülkeden Mevlüt Çavuşoğlu bugün bir açıklama yaptı. Veto hakkı var 5 kişinin. 193'ün 15'i Güvenlik Konseyi'nde, 5'i daimi ve bu 5'in Dünya 5'ten büyüktür denen o 5'in veto hakkı var. İçlerinde veto eden Amerika. Yani Amerika şu anda o yüzden Güvenlik Konseyi'nden bir kınama bile çıkmadı. Çünkü Amerika şu anda İsrail'i koruyor. Aslında burada biz şunu görüyoruz. Stratejik müttefik diyorduk. Türkiye ve Amerika. Aslında somut olarak Amerika'nın stratejik müttefikinin bölgede İsrail olduğunu görüyoruz. Esas stratejik müttefik. Türkiye'nin ise Türkiye açısından Amerika'ya baktığımız zaman sözde bir stratejik müttefiklik noktasında kaldığını Filistin'e görebiliyoruz. Filistin'e bakalım. Türkiye, Filistin için Ankara ne yapmayı düşünüyor bundan sonra? Ankara şu anda dünyada bir konsorsiyum oluşturarak özellikle BM ve NATO üzerinden bir konsorsiyum oluşturarak ki NATO'da da 30 ülke var ve NATO'nun ikinci büyük gücü Türkiye şu anda. Birinci gücü Amerika, ikinci gücü Türkiye. Türkiye buradan Fransa'nın, Almanya'nın, Avrupa'nın genel hatlarıyla içinde bulunduğu ki NATO'nun 28 üyesi Avrupa. Netanyahu da tweet attı, bütün Avrupa ülkelerinin bayraklarını sıralamış, her birine destekleri için teşekkür etti filan. Hani öyle de bir gerçek var Tabii, Avrupa'ya böyle bir gerçeklik zaman. Var ama şu var, kısa vadede Türkiye buraya tek başına girişimde bulunduğu zaman bunun sonuçları iç siyasette ne olacaktır? Hemen söyleyeyim size, Kemal Kılıçdaroğlu YPG bize ne yapacak ki demişti Zeytin Dalı harekatı esnasında. Bunu söylemek zorundayım çünkü... İç siyasete de bakmak gerekiyor. Bunun yanında Türk Tabipleri Birliği çıktı. Savaş bir halk sağlığı sorunudur dedi. Şu anda Filistin'e hiç ses çıkarmayan. Filistin denklemi üzerinden gidiyorum Buket Hanım. Baktığınız zaman Türkiye buraya millete baktığım zaman bir koruma gücünün gönderilmesi şart. Ve Ankara kesinlikle ve kesinlikle kınıyoruz. Kınama yapıyoruz. İsrail geri çekilmelidir sözlerinin boş olduğunu
net bir şekilde 2021'de söyledi. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle buraya bir koruma gücü gitmelidir. Şu anda Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yaptığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı iş koruma gücü oluşturulması için dünyada bir konsorsiyum oluşturulmaya çalışılıyor. Buraya Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi ülkelerden toplanacak askerlerin, bir konsorsiyumun, bir ordunun buraya koruma gücü olarak girmesi gerekiyor Kudüs'e. Kudüs'e ve Gazze'ye girerek bunu engellemesi gerekiyor. Şu anda Ankara'nın çizdiği çerçeve tamamen bundan ibaret. Çünkü son 13 yılda 6 bin Filistinli'yi öldürdü İsrail. Son 13 yılda ve 115 bin Filistinli'yi de yaraladı. Toplam 121 bin Filistinli'nin kanını akıttı bu topraklarda. Ve orantısız güç kullanıyor. İsrail'in attığı füzelere baktığınız zaman, işte Gazze'den de İsrail'e atılan füzeler var. %90 daha fazla şu anda İsrail'in attığı füze. 13 katlı binaları yıkıyor. Bu açıdan buradaki en büyük nokta, Türkiye şu anda Libya'da bir varlık gösteriyor. MİT ve TSK ile. Bunun yanında Karabağ'da bir varlık. Karabağ'ı unutmayalım. Koskoca bir zafer var orada. Varlık gösteriyor. Kırım üzerinden Ukrayna ile bir stratejik müttefikliği var. Irak'ta bulunan bir Türk askeri var. Suriye'de bulunan bir Türk askeri var. Bunun yanında Ege'de giden bir mücadele var. Kudüs yeni bir cephe olacaktır. Filistin yeni bir cephe olacaktır. Ki ben Yaycı'nın, Sayın Yaycı'nın söylediği o deniz yetki alanının da bu sene ilk kez yine gündeme geldi, deniz yetki alanı. Aslında Libya ve Karabağ Türkiye dış siyasetinde büyük bir devrim oldu. İlk kez bu sene Kudüs'le, Filistin'le Türkiye aslında komşudur. Yani birbirine bakan karaları vardır denizden. O aranın münhasır ekonomik bölge ilan edilmesi de şu anda söz konusu. Türkiye'nin şimdi atacağı iki adım var. Hı hı. Birincisi koruma gücü. Evet. Ancak Türkiye şu anda tek başına gider mi gitmez mi? Böyle bir irade var. Yani Türk ordusunun oraya girme iradesi var. Ancak, tek başına diyorsunuz. Tek başına, ancak hükümet bir konsorsiyumla gitmek istiyor. Yani bir konsorsiyum kurularak. Peki anladık, ülkeler onu, olsun diyerek gidiyor. İkincisi de münhasır bir bölge ilan edilmesi ve Türkiye'den kalkacak gemilerin, ki bu Mavi Marmara gemisi gibi sivil bir gemi olmayacak. Hı. Türkiye'den kalkacak resmi gemilerin, savaş gemileri dahil olmak üzere, yardım gemileri dahil olmak üzere, Filistin'e bağımsız bir devlet olarak bu münhasır MEP, münhasır ekonomik bölgeden geçerek buraya ulaşması Türkiye'nin şu anda hedefidir.